Evet sevgili Samsun Büyükşehir Belediyesi SBB televizyonu izleyicileri, bugün farklı bir oyunumuz daha var. Bu zamana kadar izledikleriniz hep komedi ağırlıklıydı, hep hiciv de vardı aralarında. Yine benzer bir şey olacak ama komedi oranı çok düşük olacak. Özel bir oyunumuzla Samsun Sanat Tiyatrosu ve Yaşar Gündem. Hoş geldiniz. Şimdi Samsun Sanat Tiyatrosu özel bir tiyatro. Niye? Çünkü Samsun'un en eski kurulmuş özel tiyatrolarından biri. Biraz anlatır mısın? Özel tiyatro çünkü vergi mükellefi. Özel tiyatro o anlamda bir defa. Bir özelliği var diyorsun. Aslında menşei Oda Tiyatrosu'na dayanıyor. Bütün tiyatroların Samsun'un şu anda profesyonel tiyatro yapanlar ve amatör tiyatro yapanlar hepsi Oda Tiyatrosu'na dayanıyor. 1989 yıllara dayanıyor. 2000'de ben kurdum Samsun Sanat Tiyatrosu'nu. Özelliği Samsun'dan çıkıp bütün Türkiye'de turne yapıyor olması, bütün il ve ilçelerde aklınıza gelebilecek, gitmediğimiz yer kalmadı gibi yurt dışına gidiyor olmamız, sürekli perde açıyor olmamız son bir yıl hariç. Yine de bu son bir yılda, pandemiden kaynaklı son bir yıl, şu anda seyircilerle buluşuyoruz. 2-3 kez de perde açma şansını yakaladık ama boynumuz bükük. Bu akşam bizim için ne hazırladın? Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nı oynuyoruz biz Samsun Sanat Tiyatrosu olarak, ki hala devam eden bir oyunumuz. Bu etkinliğe de o oyundan 4 şiirle bağlantı kuracağım. Müzisyen arkadaşlarımız Yasin Bey klarnette, piyanoda tabii bu şimdi tanıştık arkadaşlarla, bu da gayet doğal. Adınız neydi? Soner dostum. Hakikaten ismini yeni öğrendim. Cidden de 15 dakika önce oyuna müzikle ne yaparız ne ederiz konuştuk. Biraz doğaçlama gideceğiz. Her ne kadar sürçü lisan edersek affola. Ben de acayip sevk alacağım diye düşünüyorum. O zaman hep birlikte sizi izliyoruz. Teşekkürler. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden yaratan ki onlardır destanımızda. Yalnız onların maceraları var. Demir, kömür ve şeker ve kırmızı batır ve mensuca ve sevda ve zulüm ve hayat ve bin cümle sanayi kollarının ve sahra ve gökyüzü ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değilmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğurdukları zaman en bilgin aynaları en renkli şekilleri aksettiren onlardır. Asırda onlar geldi, onlar geldi. Çok sözler dedi onlara dair ve onlar için zincirlerimizden başka kaybedecek şeyleri yoktu denildi. Ayın altında dağlar gidiyordu. Akşehir üstünden ah yollar doğru. Toprak, toprak öyle tükenmez. Dağlar, dağlar öyle uzakta. Sanki giderler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kahrolar gidiyordu yekpare kaşıdan tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen bin tekerlekti. Ayın altında öküzler, başka da çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık kısacıklar. Ve pırıldılar karda aslında kırık boynuzlarında. Ve ayakları altında akan toprak, toprak ve topraktı. Müzik
aydınlık ve sıcak. Ve karılarda, takla yataklarda koyu mavi umbaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerde kalan öküz ve tekerlek birbirlerine. Ve kadınlar bizim kadınlarımız. Korkmuşlar umara getirdiği ince küçük çeneleri kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve donlara kaçırıp uğrunda hapis yaptığımız ve ikinde ve tütünde ve odunda ve pazarda ve yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaların benzinleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında karlıların ve ağaçların dışında harman yerine gelmiyor ve şakısal şekler gibi aynı yorgun alışkanlığı, aynı yürekler altı içindeydiler. Ve 15'teki şarapların içinde ince boyunlu çocuklar duruyor. Ve ayın altında karlılar gidiyordu. Akşehir üstünden aklına, Akşehir üstünden aklına, Akşehir üstünden aklına. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahlılar ki çaya kapmakta adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden sen rahat gitmeye inanıyordun. Ve güzel bir yıldızda duruyordu bir manzaranın yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar, onun arkasındaydılar. Olur, çalış. Paşalar, üç dediler. Sanki şunlarda benziyordu. Evami gözleri çakmak çakmakta. Yürüdüm koçanımın başına kadar, eğildim doğru. Bıraksalar, ince uzun bacaklar üstünde yaylanarak ve karanlıkta kal bir yıldız gibi kayarak Koçatepe'den Ahman Ovası'na atlayacaktı. Uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısmak taşı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetlenmiş, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın her kapıları, bir daha açılmasın. Yok, evet, bir sabah yolları, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç, tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim.